Medyaskop TV'den herkese merhaba. Bugün özel bir yayınla karşınızdayız. Konuğumuz siyaset bilimci akademisyen Birol Başkan. Sayın Birol Bey ile bugün biliyorsunuz dün Mursi, Mısır eski devlet başkanı mahkemede kendini savunurken hayatını kaybetti. Bu konuyu konuşacağız. Aslında tabii ki burada bir tekil bir durum var ama bundan çok daha fazlasını yani Mursi'nin bugüne nasıl geldiği ve bugün özellikle Mısır'da Mursi'nin temsil ettiği İHFA'nın ne durumda olduğu ve bu durumun Mısır'da Mısır geleceğini, Mısır'ın siyasetinin geleceğini nasıl etkileyeceğini aslında Birol Bey ile konuşacağız. Birol Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben hemen dünden başlamak istiyorum. Türkiye'de çok da fazla Mısır'ı takip eden de yok, çalışan da çok fazla, benim bildiğim en azından yok. Dünkü olayı böyle kısaca sizden alabilir miyiz? Herhalde bir mahkemeye çıktı ve daha sonra mahkemede bir şeyler oldu ve Mursi hayatını kaybetti. Belki buradan başlayalım, daha sonra da bunun genel anlamı üzerine konuşmaya başlayabiliriz. Sizin ilk gözlemleriniz ne oldu? Tabii ilk önce şunu not etmek gerekiyor. Özellikle Mısır tarihi, genelde Orta Doğu tarihi için gerçekten bir kara leke bu. Devletin korumasında ve güvencesinde olması gereken birisi, tutuklu dahi olsa devletin bakması gereken, iyi bir şekilde sağlık hizmeti vermesi gereken birisiydi. Maalesef hapishanedeki koşulları, ki buna uluslararası insan hakları örgütleri uzun zamandan beri Muhammed Mursi'nin hapis koşullarının çok ağırlaştırıldığını ve çok kötüleştirildiğini gerek ailesi gerek uluslararası insan hakları örgütleri sık sık gündeme getiriyordu. Ancak maalesef Muhammed Mursi herkes tarafından unutulmuş bir siyasi liderdi ve dün yaklaşık olarak 2003 yılından beri, 6 yıldan beri sürmekte olan, 2013 yılından beri sürmekte olan hapishane hayatı zor koşullarda artık bünyesi kaldıramadığını düşünüyorum ve hakkın rahmetine kavuştu. Bu bence bir kara bir olaydır. Bizim Türkiye'deki Adnan Menderes'in ve onun arkadaşlarının asılması gibi bir bence tarihe utanç vesikası olarak geçecek bir olaydır. Bunu not etmek gerekiyor. Yani bunun önemi ne? Bunun tarihi önemi şu. Muhammed Mursi yani iktidar boyunca birçok hata yapmış olabilir gerçekten de. Stratejik veya taktiksel hatalar yapmış olabilir. Gerçekten bir demokrasi kahramanı olmamış olabilir ama neticede Mısır tarihinde, özellikle modern Mısır tarihinde, Cemal Abdülnasır'la başlayan modern Mısır tarihinde seçimle iş başına gelmiş ve bir başkandı. Onun mahkemede kendini savunması veya dönemini savunması ve mahkemede bunu yaparken de vefat etmesi aslında sembolik önemi çok fazla. Orta Doğu'da son 6 yıldan beri gittikçe kötüleşen demokratik koşulların artık bir nevi tescili, tabutuna son bir çivi olarak düşünüyorum. Malum Arap Baharı ile birlikte çok ciddi bir bölgede şey vardı. Hatta Huntington'ın o üçüncü dalgasının Orta Doğu'ya ulaştığından bahsediliyordu. Bir demokrasi rüzgarıydı. Maalesef o rüzgarın tam anlamıyla bittiğini zaten biliyorduk Mısır'daki darbeyle ama Muhammed Mursi'nin ölümü bence sembolik olarak da artık çok bunun artık bu sürecin tam anlamıyla nihayete erdiğini, en azından Mısır örneğin de nihayete erdiğini söylemek mümkün. Orta Doğu'da gerçekten demokrasi isteyen herkes için bence çok üzücü bir olay, üzülmesi gereken bir olay. Ben de şahsen çok üzüldüğümü söylemeliyim. Peki Mısır medyasını takip edebildiniz mi? Yani ilk tepkiler ne yönde gelişti? Mesela rejim, daha doğrusu rejimden kastım şu anda Sisi yönetimi ve Sisi yönetimine yakın isimler ve bunun karşısında bilmiyorum Müslüman kardeşlerin şu an medyada bir sesi var mı ama onlar bunu nasıl karşıladı? İlk tepkiler ne yöndeydi gözlemlediğiniz kadarıyla? Açıkçası sistematik olarak takip ettiğimi söyleyemem ama 2013 Temmuz'undaki darbeden sonra malumunuz Müslüman kardeşler yaklaşık olarak 6 ay süren bir karşı koyma, yani darbeye karşı koyma protestoları başlattılar. Ve bu protestolar neticesinde çok sert bir tepki ile bastırıldı Müslüman kardeşler. Müslüman kardeşler aynı yılın 2013 yılının zannediyorum Kasım ayında
Mısır tarafından terörist olarak ilan edildi. Yani o süre içerisindeki öldürülmeleri ve katliamları yani hepimiz hatırlıyoruz. Dolayısıyla kaçabilen kaçtı. Kaçamayanlar hapislerde şu anda çürüyor. Muhammed Mursi de bunlardan birisiydi. Birçoğu hakkında idam cezası şu anda verildi Mısır mahkemeleri tarafından. Kaçanların bir kısmı şu anda Amerika'da, bir kısmı Avrupa'da, Türkiye'de de var. Katar'da gittikleri ülkelerden birisi. Yani şu an hemen hemen Mısır'da görebildiğimiz kadarıyla Müslüman kardeşlerin herhangi bir şekilde karşı koyma veya bir muhalefet çıkarma kapasitesi şu anda yok gözüküyor. Rejimin de tabii son 3 yıldaki vahşetini ve yani sertliğini göz önüne alırsak Mısır'daki herhangi bir sivil toplumun veya muhalif, kendini muhalif olarak tanımlayan herhangi bir kesimin buna karşı olarak rejimi eleştireceğini beklemek biraz saflık olur diye düşünüyorum. Şunu not etmekte fayda var. Yani 2013'teki darbeden sonraki ordunun yapmış olduğu bastırma birçok insan hakları örgütü tarafından Cemal Abdülnasır'la denk görülen bir vahşetli ve bastırma önlemiydi. Atılan sayı, yani hapse atılan sayısı, öldürülen insan sayısı anlamında belki Cemal Abdülnasır dönemini bile geçen bir sertlikte oldu. Dolayısıyla şu anda en azından Müslüman kardeşlerim Mısır'da herhangi bir şekilde bir askeri rejime karşı, Sisi rejimine karşı bir duruş sergilemesi beklenemez. O korku ortamında ve o vahşet ortamında da diğer sivil toplum örgütlerinden açıkçası çok sesli bir karşı çıkış beklemiyorum. Yine sadece bu konuda ciddi bir eleştiri Türkiye'den geldi. Türkiye'deki sivil toplum örgütlerinden geldi. Yani bunun etkisi ne olur o ayrı bir mesele ama en azından Arap dünyasında bir sessizlik hakim olduğunu söyleyebiliriz ki nitekim sadece Arap dünyasında sadece Mısır'da değil diğer Arap ülkelerinde de, o Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan gibi ülkelerde şu anda Müslüman kardeşlerin ve onun bağlantılı olduğu hareketler çok ciddi bir şekilde devlet tarassutu altında. Hür bir şekilde faaliyet gösterebildiği ülke sayısı belki sadece Katar. Katar'da da zaten varlığı çok ciddi bir şekilde kısıtlanmış bir durumda. Artık dünyaya yayılmış, Batı ülkelerine yayılmış, Amerika'ya yayılmış. Müslüman kardeşleri Twitter üzerinden veya işte ben sosyal medya üzerinden rejime karşı bir muhalefet sergileyebiliyorlarsa olan o. Bunun haricinde çok fazla bir şey gözlemlemedim açıkçası. Peki o zaman bu durumda Mursi'nin vefatının çok da ciddi bir değişim, siyasal bir değişim uyandırmayacağını ya da toplumsal bir tepki yaratmayacağını düşünebiliriz o halde, öyle değil mi? Kısa vadede evet. Kısa vadede yani rejim şu anda tamamen gücünü tamamen konsolide etmiş bir durumda. Yani ki dediğim gibi 2013 yazında ve 2013 aralığına kadar geçen sürede Müslüman kardeşler cidden takdire şayan bir muhalefet sergiledi. Yani ölümler, baskı, işte efendim şiddete rağmen aylarca Tahrir Rabia'yı terk etmediler. Ama yani ordunun desteklediği ve devletin yani mekanizmasına karşı bu tür muhalif hareketlerin sonu hemen hemen bellidir. Ki netice 2013 yazı itibariyle yani yazı itibariyle hatırlandığı zaman da o döneme ilişkin artık siyasal İslam'la alakalı dünyada da bazı sorular vardı, bazı kuşkular vardı. Hani acaba gerçekten bir demokratik güç mü, güç olabilecek mi şeklinde. Hani 2000'li yıllarda Türkiye'nin karşı karşıya olmuş olduğu uluslararası kontekst maalesef 2013'te yoktu. Dolayısıyla kimse hemen hemen Müslüman kardeşlere ses çıkarmadı. Amerika darbe bile demedi ki bunu demeyen şahıs çok demokrat yani Amerika'da şu andaki Trump'a göre çok demokrat olduğunu düşündüğümüz Obama yönetimi John Kerry darbe bile demedi yani. Dolayısıyla çok yalnız bırakıldı Müslüman kardeşler. Türkiye bir ses çıkardı ama Türkiye'nin de tabii bütün dünyanın
yeni rejimle ilişki kurduğum bir dönemde etkisi çok sınırlı oldu. Yani demem o ki 2013 yazında belki darbeyi durdurma imkanı varken başarılamadı. Şu anda 6 yıl sonra Müslüman kardeşlerin herhangi bir şey yapması çok zor rejime karşı. Üstelik Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi çok iki güçlü müttefiki var Mısır'ın. İsrail'le araları çok iyi ki İsrail'de şu anda biliyorsunuz Doğu Akdeniz'de benim uzmanlık alanım değil ama takip edebildiğim kadarıyla Doğu Akdeniz'de ortak petrol arama ve doğal gaz arama faaliyetleri yürütürken rejim uluslararası toplumda bu kadar meşru iken yani bu maalesef bu vefatın orta ve kısa ve orta vadede herhangi bir etkisi olacağını söylemek çok gözükmüyor. Orta Doğu yani belki Mehmet Mursi şahsi olarak bunu hak etmiyor ama bir demokrasi kahramanı kazandı diyelim. Umarım ilerleyen 10 yıllarda Orta Doğu'daki demokratikleşme yönelik bir bayram isim olur, bir hatıra olur. Bir demokrasi şehidi olarak gündemimize girer diye ümit ediyorum. Onun haricinde ama kısa ve orta vadede bir şey beklemiyorum açıkçası. Peki Mısır siyasetine geçmeden önce, yani Mısır siyaseti ve siyasal isim, çünkü sizin birikimde bir yazınız vardı bu konuda. Vahabilikle İhvan arasındaki bir farka değiniyordunuz ve bu konuda çeşitli örnekler. Oraya geçmeden önce ben son olarak Mursi ile ilgili bir soru sormak istiyorum. Benim dışarıdan gözlemlediğim kadarıyla Orta Doğu siyasetinin, ya onun siyasi kariyerini aslında siz nasıl değerlendiriyorsunuz diye soracağım. Fakat bunu şöyle sormak istiyorum. Mesela Mısır'ın siyasal İslamcı olmayan kesimleri arasında destekleniyor muydu, desteklenmediği yönünde, yani şunu söylemek istiyorum, toplumsal tabanını genişletebilen bir lider değildi gibi dışarıdan algılanıyor. Bu konuda sizin yorumunuz ne olur? Mursi'nin genel olarak siyasi kariyeriyle bunu birlikte ele aldığımızda siz ne dersiniz? Şimdi rahmetli Mursi bir yıllık bir başkanlık yaptı. O bir yıl içerisinde de çok çok güçlü muhalefetle karşı karşıyaydı. Hem toplumsal muhalefetle, daha da önemlisi devlet. Yani Mısır'daki devrim, yani benim öğrencilerim, benim arkadaşlarımdan da, ben Katar'daydım o zaman, Tahrir Meydanı'na gidip orada gösterilere katılan arkadaşlarım vardı, öğrencilerim vardı. Yani onlarla da konuşuyorduk biz. Mısır'daki devrim devrim değildi aslında yani. Neden devrim değildi? Yani bunu bir hakaret olarak söylemiyorum. Mısırlılar inanılmaz bir cesaret göstererek Mübarek'i iktidardan düşürdüler ama rejim değişmedi. Herhangi bir şekilde yani eski rejim sadece bir nevi en tepedeki şahsı kurban vererek zaman kazandı. O zaman da çok iyi değerlendirdi ve neticede 2013 tarihi itibariyle tekrar kendini iktidara getirdi. Bu anlamda yani Türkiye'nin 1990'larında Erbakan'ın, rahmetli Erbakan'ın karşı karşıya olduğu o toplumsal koalisyon ve devlet güçlerinin birlikteliği hemen hemen Mursi için de geçerliydi. Malumunuz biz aslında bunun Türkiye'de de yaşadık aslında. Yani şu andaki Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan da bir nevi 2003-2004'lü yıllarda benzer bir toplumsal ve devlet koalisyonu karşısında ayakta kalmaya çalıştı. Aslında ben bunu bir makalemde dile getirdim. Yani Mursi ve... Sorun şuydu tabii. Yani Erdoğan çok geniş bir toplumsal koalisyonu harekete geçirebildi. O bizim vesayet rejimi dediğimiz rejim karşısında. Ancak Mursi bunu başaramadı. Bunun önemli sebepleri var tabii. Bir kere Türkiye, Mısır'daki rejim çok daha otoriter bir rejimdi. Dolayısıyla çok daha büyük sayılarda insanlar veya daha yüksek yüzdelerde insanlar Mısır'daki rejimden doğrudan nemalanıyordu. Türkiye gibi yani çok daha otoriter bir rejimdi. Dolayısıyla rejimin değişmesi durumunda rejimden nemalananların kaybedeceği şey çok daha fazlaydı Mısır'da. Dolayısıyla Türkiye'deki gibi böyle çok geniş bir toplumsal tabanı Erdoğan'ın bir araya getirip harekete geçirebildiği gibi Mursi geçiremezdi. Yani bunun toplumsal şartları da yoktu Mısır'da.
daha sonra yanlış bir zamanda oldu yani bu. Dediğim gibi 2000'li yıllar malum 11 Eylül'den sonra işte efendim dünyada işte efendim İslamcılara yönelik işte efendim demokratikleştirici bir güç olabileceğine dair ciddi bir inanç, ciddi bir şey vardı. Bunu tabii gerek Türkiye'nin İslamcıları, Türkiye'nin yani dünyadaki İslamcılar da bu şeyi çok iyi nazara verdiler. Kitaplar yazıldı, makaleler yazıldı İslamcıların demokratik bir güç olabileceğine dair ama 2013'e gelindiği zaman bu artık dünyada sorgulanan bir şeydi. Neden sorgulandı o ayrı bir mesele tabii ki. Ama Mursi çok şanssız bir zamanda şeye geldi. Yani çok şanssız bir zamanda iktidara geldi. Deneyimsizdi. Çok deneyimsizdi. Mursi'nin siyasi hayatı ki İhvan'ın da Müslüman kardeşlerinde siyasi parti kurma tecrübesi 2011'dir yani. Yani bizim Türkiye'de İslamcıların gibi 1970'lerin başına giden bir siyasi parti örgütlenmesi tecrübesi yok her şeyden önce. Tamam bir toplumsal hareket olarak çok örgütlü olabiliyorlar, çok iyi mobilize olabiliyorlar ama bu siyasete dönüştürüldüğü zaman siyasetin gerektirmiş olduğu pragmatizm gerektiğinde işte efendim toplumsal koalisyonunuzun hoşuna gidecek şeyleri yapma gibi şeyleri konusunda yeterince şey değildi, yeterince esnek değildi ki bu Türkiye'de de çok tartışılan malumuz. Sayın Erdoğan Mısır'a ziyaret ettiği zaman seküler bir devleti tavsiye etmişti. Hı hı. Yani o zaman İhvan direkt reddetti onu. Yani biz öyle bir şey olmaz, kabul edemeyiz şeklinde falan. Yani bu aslında o zaman Mısır'ın endişeli modernistlerine yapılabilecek çok güzel bir jest aslında. Yani seküler bir devlet istiyoruz. Şeriatı uygulamayacağız. Mısır şeriatı uygulayan bir devlettir bu arada. Yani şeriat yani Mısır'da anayasada kanun kaynaklarından biri olarak kabul edilir. Hı hı. Yani herhangi bir kanunun şeriata aykırı olması durumunda mahkemeye gidip o kanunun reddedilmesini talep edebilirsiniz. Yani bir vatandaş olarak veya sivil toplum olarak. Şimdi böyle bir durumda bile yani şeriatın Türkiye'den kat ve kat daha fazla uygulandığı bir ülkeye de bile halen daha şeriatı uygulayacağız demek. Biz işte ben şer'i devlet istiyoruz, seküler devlet istiyoruz demek tabii ters tepki. Yani endişeli modernistler diyelim, Mısır'ın endişeli modernistleri. Tabii bu tür söylemlerden ciddi anlamda endişeye kapıldılar ve ordunun buna dair veya Mursi'ye dair veya İhvan'a dair karşı hareketlerini çok canı gönülden desteklediler. Hı hı. Bugün destekliyorlar diye düşünüyorum. Hem tabii İhvan'ın tecrübesizliğinden de kaynaklanır. Muhammed Mursi'nin tecrübesizliğinden de kaynaklanır. Mısır'ın kendi özel koşullarından da kaynaklanıyor. Şimdi Mısır bir Arap devleti. Yani dolayısıyla tek başına hiçbir zaman hareket edemiyor. Bu işin Suudi Arabistan'ı var, Ba'esi var. Belki Türkiye'ye bu kadar müdahil olunmadı. Dolayısıyla gerek uluslararası şartlar, gerek Mısır'a ait şartlar, gerek İhvan'ın tecrübesizliğinden dolayı Mursi'yi başarılı olamadı. Türkiye'de siyasal İslam'ın başardığı dönüştürümü Mısır'ın siyasal İslam'ı yapamadı. Peki. Yani bunun sebebi dediğim gibi çok tartışabiliriz ama esas olarak bu anlamda bir başarısızlık olduğunu söylemek mümkün. Peki bu noktada ben sizin birikimdeki yazınıza dönmek istiyorum aslında biraz da. Çünkü herhalde 90'lı yılların başından bu yana sizin de bahsettiğiniz siyasal İslam ve demokrasi arasında da bir literatür var. Yani siyasal İslam kendi başına da bir literatür aslında. Evet. Ama çeşitli alanlarla da birleşti, çeşitli kontekstlerle birleşti işte 11 Eylül sonrası gibi. Mesela 94 yılında yanlış hatırlamıyorsam Fransız akademisyenlerden biri işte Roy, Siyasal İslam'ın İflası diye bir kitap yazmıştı. Hala hatırlarım yani hani tam onu yazdıktan sonra da aslında siyasal İslam belki de altın çağını yaşadı. Bana öyle geliyor en azından. Siz aslında bu söylemi yani doğrudan bunun üzerinden değil ama benim gördüğüm kadarıyla eleştiriyorsunuz. Yani siyasal İslam aslında iflas etmedi hatta iflas etmeyecek gibi bir şey ben edindim sizin yazınızda. Şu anda Mısır özelinde bunu ele alırsak, siyasal İslam sizce ne durumda? Yani İhvan özelinde belki bunu konuşabiliriz. Ve bundan sonraki aşaması ne olur? Çünkü mesela Tunus'u gözlemlediğimizde orada siyasal İslamcılığın biraz daha geri plana çıktığını mesela Raşid Ganeşi özelinde görüyoruz ama
Mısır da belki daha farklı işleyebilir. Ki Mısır öncü ülkelerden biri, bu açıdan siyasal İslam'ın geleceğiyle ilgili bize çok şey söyleyecek. Ne dersiniz bu konuda? Şimdi Olivia Roy'un yani o siyasal İslam'ın iflası ile alakalı argümanını hatırlarsanız, orada demek istediği aslında şuydu: yani siyasal İslam'la bu ideolojiye sahip olanlar iktidara geldikleri zaman aslında normal sekülerlerden veya seküler bir devlet yöneticilerinden farklı davranmıyorlar. Evet. Dolayısıyla aslında siyasal İslam yani pratiğe baktığımızda çok değişim getirmiyor aslında. Evet. Bu anlamda siyasal İslam'ın iflasından bahsediyordu. Bunun sebebi şu aslında bence. Aslında siyasal İslam'ın yani bu ideolojilerle alakalı bu ayrım vardır. Onun tam olarak nasıl Türkçeleştirildiğini bilmiyorum. Yani bazı ideolojiler vardır. Bunlar thick'tir, yani kalın ideolojiler. Bazıları vardır thin'dir, ince ideolojiler. Yani ne demek? Kalın olduğu zaman, bilmiyorum yani doğru bir tercüme oldu mu bu, bilmiyorum. Kalın ideolojiler de biraz saçma bir ifade oldu ama. Yani thick'i böyle çok daha detaylı bir politik programla geliyor. Mesela komünizm böyledir mesela. Çok bu detaylı. Kalın ideoloji mi oluyor hocam peki, yani bu dediğiniz? Yani her şeye cevabı olan kalın, tik ideoloji. Yani ekonomiden sosyolojiye kadar tam bir total bir dönüşümü söz verir. Ve bununla alakalı politikaları vardır. Mesela yani bir komünizm böyledir işte efendim. Aileyle alakalı, ekonomik yapıyla alakalı çok daha detaylı bir programla gelir. Siyasal İslam tin bir ideolojidir aslında. Yani siyasal İslamiyet'in tam olarak politik, ekonomik, sosyal projesi nedir? Bunu aslında gerçekten bilmiyoruz aslında. Yani bunu İslamiyet'in, şimdi siyasal İslam derken neyi kastediyoruz aslında? Yani İslamcılık dediğimiz olay aslında, şimdi buradan konudan sapıyorum biraz ama siyasal İslamcılığı anlamak için şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Yani 19. yüzyılda aslında ilk bunun yani tohumu atılıyor diyelim. Bu da Türkiye'de de örnekleri var bunun. Türkiye'de de öncüleri var. Namık Kemal'e işte efendim atfedilen, Namık Kemal'e kadar götürülen bir Türkiye'de, dünyada da veya Arap dünyasında Cemal Abdül Nasır, Cemalettin Afgani ve Muhammed Abdülhamit'tir bunun şeyi. Aslında onlar ideolojik kuruculardır. Yani Müslüman kardeşlerinin kurucusu Hasan el-Benna 20. yüzyılın başlarında yaşamıştır. Ama burada İslamcılığın aslında bir iddia olarak ortaya çıkması şundan kaynaklanıyor. Biliyorsunuz 19. yüzyılın ikinci yarısı biraz böyle ateizmin yükseldiği, işte efendim dinin işte efendim artık insan hayatından tamamen çıkarılacağına dair, hiçbir hayatta dair bir iddiasının veya işte efendim bir ilişkisinin kalmayacağı bir gerçekten sert bir sekülerleşmenin yaşandığı bir yüzyıldı. Dolayısıyla dindar olan Muhammed Abdülhamit gibi, Cemalettin Afgani gibi kişilerin söylemiş oldu: hayır, din insan hayatına devam edecektir. Ve din modern hayat için hala daha bazı iddiaları olan, modern hayatı düzenleyebilecek kadar detaylı bir sistemdir. Şimdi sorun şu tabii ki, yani dinin bütün hayatı regüle ettiğini, düzenlediği iddiası bir iddia, bir inanç. İslam'la alakalı bir inanç. Ancak o zaman biz ekonomide İslami sistem nasıldır? Sosyolojide, kültürde veya vesaire vesaire, bütün modern hayatın bütün alanlarını düzenleyebilecek hukuk, yani hukuki veya hukuki olmayan normlar, kanunlar İslam'dan çıkartalım, hadi oturalım. Bu çıkartılmamış daha. Yani bunu hiçbir İslamcı yapmamış. Belki İslamiyet'in de böyle bir şeyi de yok. Yani içeriği de yok. Yani İslamiyet gerçekten hayatın bütün her yanını kapsayacak kuralları ve normları içeren bir din olmayabilir. Benim de şahsi inancım o yönde. Ama İslamcılık böyle bir iddiaya gelmiyor. İslamcılık hayata dair, yani dış politikadan tutun iç politikaya kadar, etnik sorunlardan tutun ekonomik sorunlara kadar, aile sorunlarından tut bireysel psikolojiye kadar, modern hayatın ne kadar sorunu varsa, modern hayatın ne kadar konusu varsa, buna dair cevabın olduğunu iddia eden bir din. Aslında totalistik bir din gibi gözüküyor. Totaliteryen bir bakış açısı gibi gözüküyor ama sonuç olarak kağıt üzerinde pek bir şey yok ortada. Şimdi mesela modern ekonomiye dair
ne sunuyor İslamcılık? Yani işte faizi yasaklayın diyor. Bunu bugün Türkiye bile yasaklamadı mesela. Mısır'da yasaklamadı. Bırakın Türkiye, yani Suudi Arabistan en fazla şeriatla yönetilen ülke yasaklamadı faizi. Hala bankalar vardır orada da. Dolayısıyla demek istediğim nokta şu. Yani İslamcılık çok bir slogan aslında, bir iddia. İslam'la alakalı bir iddia. Ama bu iddia doldurulmamış bir iddia. Dolayısıyla Olivier Roy bence bunu kaçırdı bence. Dolayısıyla işte İslamcılar geldi iktidara. Dolayısıyla normal seküler partiler nasıl bir politika takip ediyorsa onlar da takip ediyor. Şimdi bu AK Parti'nin işte efendim 2000'li yıldan neoliberal politika takip etmesi gibi bir şey. Veya işte efendim Kürtlerle alakalı sorunlarına bunların normal seküler bir kafa da bulabilir. Bunları bulmanız için İslamcı olmanıza gerek yok. Bunu demek istediğim o. Dolayısıyla bence İslamcılığın iflası iddiası biraz abartılmış bir iddia. Bu malumunuz şeyden hangi Amerikan yazarıydı o? My Dad is Exaggerated diyor ya. Yani siyasal İslamiyet'in böyle bir iflas ettiği iddiası çok abartılmış bir iddiaydı zamanında. Çünkü siyasal İslamiyet'in zaten çok detaylı bir programı yoktu zaten. Dolayısıyla çok detaylı bir programı olmayan bir ideolojiyi işte efendim siz aslında seküler politikalar takip ediyorsunuz diye suçlamanın bence bir anlamı yoktu. Şimdi esas sizin sorunuza dönersem siyasal İslam din bir ideoloji olduğu için ve dinle alakalı bir iddia olduğu için ve bu iddiayı açıkçası kolay kolay normal Müslümanlar da reddedemeyeceği bir iddia bu. Yani düşünsenize İslamiyet hayatın her alanını yani şimdi normal dindar bir Müslüman olduğunuzu düşünün. Ve diyorsunuz ki hayır İslamiyet hayatın her alanını düzenlemiyor. Bunu diyemezsiniz gerçekten. Eğer gerçekten İslamiyet'in işte efendim son din olduğuna, son hakiki din olduğuna düşünüyorsanız bu iddiayı seslendirmeniz cidden çok zordur yani. Bu aslında tam anlamıyla ben sekülerim demek aslında. Ben laik bir insanım demek aslında. Bu da maalesef çok mümkün gözükmüyor. Özellikle dindar insanlar için söylüyorum. Şimdi buradan nereye geliyorum? Buradan şunu geliyorum. Yani İslamcılık bir öyle bir ideal sunuyor ki ideal hiçbir zaman realize edilmeyeceği gibi hiçbir zaman da yanlışlanamaz bir ideal aslında. Çünkü 10 yıl sonra birileri şunu diyebilir. AK Parti yeterince İslamiyet'i hayata geçirmedi. Ondan dolayı başarısız oldu. Çok rahat. Çünkü İslam'dan çıkarması gereken politikaları çıkarmadı diyebilir çok rahat. Yani öyle bir ideal sunuyor ki aslında dediğiniz gibi ne tam bir programı var. Dolayısıyla kalın bir ideoloji haline gelmiyor. Kırılgan bir şey haline gelmiyor. Kırılmıyor. Evet. Ama bir yandan da programının olmaması onun esnekliğini de sağlıyor ve bu da onun tutunmasını sağlıyor gibi. Ya bu açıdan da şuna gelebiliriz herhalde. Siyasal İslam'ın halen Orta Doğu'da ve dünyada bir geleceği olduğunu düşünebiliriz demek aslında. Bu. Öyle değil mi? Kesinlikle. Yani insanların Tanrı inancına ihtiyacı olduğu sürece... Bence siyasal İslam'da yani Müslümanların diyelim, Müslümanlar günün birinde ya bizim Tanrı inancına ihtiyacımız yok, ahiret inancına ihtiyacımız yok dedikleri noktada tabii ki biter. Yani sonuç olarak siyasal İslam'ın varlığı en de sonunda bazı Müslümanların dindarlığıyla alakalı bir şey. Dolayısıyla sekülerleşme çok çok ileri seviyeye giderse tabii ki siyasal İslam da ölecektir ama şu andaki yaşadığımız dünyada bunu tahmin etmek çok zor. Dolayısıyla yani siyasal İslam ölmez. Siyasal İslam çok daha zorlu süreçlerden geçti yani. Yani dediğim gibi Müslüman kardeşlerin ilk şey değil bu. Geçirdiği nasıl diyelim? İlk geçirdiği böyle devlet zulmü değil. Daha önce Cemal Abdülnasır zamanında benzer bir süreçten geçti ki Cemal Abdülnasır zamanında bu derece bir uluslararası şey de yoktu, toplum da yoktu. Dolayısıyla o dönem ayakta kalmış Müslüman kardeşler de ayakta kalır. Eğer Müslüman kardeşler ayakta kalmazsa siyasal İslam başka bir hareket doğurur. Benzer şekilde aynı şey Türkiye için de söylenebilir. Yani bugün AK Parti'nin örneğinden yola çıkarak siyasal İslamiyet'in öldüğünü söyleyenler bence yanılıyor. Yani 10 yıl sonra çıkacak birileri AK Parti tam olarak siyasal İslam takip etmedi, onlar yanlış anladı dememe garantisi var mı? Ki ben Türkiye'de birçok konferansa katıldım İslamcılıkla alakalı. Yani oradaki karşı karşıya kaldığım genç böyle dinamik İslamcı tiplerden gayet de İslamcılığına hayatta kaldığını söyleyebilirim. Birol Hocam çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, sevgili Medyascope TV izleyicileri. Bugün akademisyen, siyaset bilimci doktor Birol Başkan'la Mursi'nin ölümünü ve bunun Mısır siyaseti üzerindeki etkilerini konuştuk. Ama sadece bununla da kalmadık. Aynı zamanda Sayın Başkan'ın Birikim dergisindeki yazısı üzerinden siyasal sistemin bugününü ve geleceğini de ele aldık. Bizi izlemeye devam edin. Bir başka programda görüşmek dileğiyle. İyi günler.